Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Aslında alan bilgisinde konu anlatımında son videomuz. O yüzden içimiz biraz buruk. Aslında biraz da seviniyoruz, değil mi? Konular bitiyor diye. İlk önce konuya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar anlattıklarımda herhangi bir yanlış şeyler söylediysem, size yanlış aktardıysam hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sonuçta bu da benim ilk video çekimlerimde. Yani TYT ve AYT'de çekim yaptım. TYT ve AYT'de yıllarca konu anlattım. Ama ÖABT'de ilk defa böyle detaylı bir konu anlatım yapıyorum. O yüzden olmuştur illaki yanlış aktarımlarım olmuştur veya işte dil sürçmeleri olmuştur. O yüzden kusuruma bakmayın, hakkınızı helal edin. En başta bunu söyleyeyim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim ve konuyu bitirelim. Ekoloji ile ilgili bir soru çözümü, bir de çıkmış soru çözümü. İki ayrı video daha çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Evet, beslenme şekilleri diyoruz. Beslenme şekillerini özellikle ben yazarak anlatmak istedim. Çünkü beslenme şekilleri arkadaşlar çokça sorulabilme ihtimali olan konumuzdur. O yüzden beslenme şekillerine şöyle başlayalım. Canlılarda beslenme şekillerini biz üçe ayıracağız. Ototrof beslenme, heterotrof beslenme, hem ototrof hem de heterotrof beslenme diyeceğiz. Şöyle ototrof beslenme diyoruz. Heterotrof beslenme. Bir de her ikisini birlikte yapan canlılar vardır arkadaşlar. Hem ototrof, hem ototrof, hem heterotrof. Şu görüntünün netliğini ayarlayalım, bazen gidiyor. Hem heterotrof. Şimdi ilk önce ototrof beslenmeden başlayalım. Arkadaşlar, ototrof beslenme demek kendi besini kendi süreten canlılar demektir. Şimdi biz bunu zaten uzun zamandır hani işliyoruz, gördük, öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, ototrof beslenmede iki şekilde beslenme olayı gerçekleşir. Bunlardan birisi fotosentez yapan canlılar vardır. Fotoototroflar. Bir de kemosentez yapan canlılar vardır. Kemoototroflar. Şimdi bakın, ototrof beslenmeyi de şöyle ikiye ayırıyorum. Şuraya fotoototroflar diyorum. Fotoototrof. Şuraya da arkadaşlar kemoototrof diyorum. Şimdi ben size fotosentezi detaylı olarak anlattım ama kemosentezden bahsetmedim. Kemosentezden bu konuda burada bahsedeceğim arkadaşlar. Yine kemosentezde sorulma ihtimali olabilecek konulardan ama çok da karşımıza çıkabileceğini düşünmüyorum. Şimdi bakın. Fotoototrof yani fotosentez yapan canlılardır. İlk önce bunu yazalım. Fotosentez yaparlar. Fotosentez yaparlar. Şimdi fotosentez yapıyorsa bunlarda klorofil var mıdır? Klorofil vardır. Peki kloroplast vardır diyebilir miyiz arkadaşlar? Tamamında kloroplast bulunur diyebilir miyiz? Diyemeyiz tabii ki. Neden? Çünkü kloroplast sadece ökaryotik ototroflarda bulunur. Ama fotoototroflar sadece ökaryot canlılar değil, prokaryot canlılar da fotosentez yapabilirler. Bu yüzden de klorofil vardır diyoruz hepsinde ama kloroplast hepsinde yoktur. Sadece ökaryotik fotosentez yapan canlılarda bulunur. Klorofil vardır diyoruz. Bunlar enerji kaynağı olarak neyi kullanıyorlar? Işık enerjisini kullanırlar arkadaşlar. Işık enerjisini kullanırlar. Daha sonra bu canlılarda bakın genel olarak tepkimeyi yazacak olursak genel tepkimemiz neydi fotosentezle ilgili genel tepkime? Karbondioksit artı su. Tabii buradaki hidrojen kaynağı değişiyor. Bu hidrojen kaynağı hidrojen sülfür de olabilir arkadaşlar. Daha sonra hidrojen gazı da olabilir. Bu ikisi birleşiyor arkadaşlar, ne üretiyor? Besin yani C6H12O6 glikoz üzerinden gidiyoruz. Artı hidrojenin yanında ne varsa o gaz üretirler. Eğer hidrojen sülfürse S2 gazını üretir. Eğer su kullanıyorsa oksijen gaz üretir. Hidrojen gazı kullanıyorsa arkadaşlar hiçbir şey üretmez. Bu şekilde de bizim tepkimemiz. Şimdi tepkime birazcık böyle yarım yarım oldu ama kemoototrofların yerini işgal etmek istemedim. İşte bizim fotosentez dediğimiz, fotoototrof dediğimiz canlılar bu işlemleri yapıyorlar. Arkadaşlar, fotosentez sadece ışık varlığında gerçekleşir. Işık varlığında gerçekleşir. Yani karanlıkta gerçekleşmez. Fotosentez yapan canlılar örnek de verelim. Bazı bakteriler. Mesela Euglena, alg. Bunlar da nedir? Protista, değil mi? Bitkiler.
Bunlar bizim fotosentez yapan canlılarımızdır. Özellikle bitkiler bizim için önemli. Evet, gelelim arkadaşlar kemosenteze. Kemo ototrof canlılara. Arkadaşlar bunlar kemosentez yapan canlılardır ve bunlarda klorofil yok. Kemosentez yaparlar. Klorofil bulunmaz. Neden? Çünkü bunlar ışık enerjisini kullanmıyorlar. Klorofil bulunmaz. Bunlar kimyasal enerji kullanıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de kimyasal maddeleri okside ederek, yani oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi kullanırlar. Enerjiyi kullanırlar. Bu yüzden de arkadaşlar kemoototrof canlılarda klorofile ihtiyaç yoktur. Bunlar ışık kullanmadıkları için, ışığa ihtiyaç duymadıkları için hem gece hem de gündüz kemosentez yapabilirler arkadaşlar. Gece gündüz kemosentez yapabilirler. Evet. Kemosentezle ilgili isterseniz tepkimelerimizden de bahsedelim. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Kemoototrof canlılar sadece prokaryot canlılardır. Bakın sadece prokaryot canlılar kemosentez yapabilirler. Prokaryot canlılar yapabilir. Diğer hiçbir canlı, ökaryotik hiçbir canlı arkadaşlar kemosentez yapamazlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi kemosentezin tepkimelerine baktığımızda, mesela biz azot döngüsünden bahsetmiştik, hatırlayın önceki videolarda. Bu azot döngüsünde kemosentetik bakteriler görevlidir demiştik. Şimdi o azot döngüsünün basamaklarını, nitrit, nitrat oluşumunu şöyle bir kısaca yazalım. Bakalım oradaki canlılar nasıl yapıyorlar kemosentezi. Bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar amonyak molekülünü, bakın 2 tane amonyak molekülünü 3 tane oksijen molekülüyle birleştiriyorlar. Hani oksitleme dediğimiz olay var ya, işte olay burada gerçekleşiyor. 2 tane HNO2 artı 2 tane su ve artı enerji oluşturuyorlar. Buradaki enerjiyi kullanacaklar tabii ki. Sonra arkadaşlar bu olay nitritleşme olayıdır. Yani nitrit oluşumu olayıdır. Şöyle yazalım, nitritleşme diye. Nitritleşme. Burada ne oluşturduk? Nitrit molekülünü oluşturduk. Şimdi geliyoruz. Bu nitrit molekülünü kullanacağız. 2 tane HNO2'yi kullanacağız arkadaşlar. Yine oksijenle tepkimeye girecek. Burada da nitrat molekülünü oluşturacağız. 2 tane HNO3 molekülünü oluşturup artı bir de enerji oluşturacağız. Bakın buradaki enerjileri ben ne yapacağım? Birazdan kullanacağım. Arkadaşlar bu da nitratlaşma olayıdır. Nitratlaşma olayı. Burada da nitrat bakterileri görevlidir. Şimdi bakın. Nitritleşme ve nitratlaşma olaylarında üretilen enerji besinlerin sentezinde kullanılır. Yani genel olarak bu olaylar gerçekleşiyor ve enerji üretiliyor. Ben bunu genel bir basamakla yazarsam, yani genel bir denklem şeklinde yazarsam, kimyasal madde, bakın, kimyasal madde artı oksijen ne olur? Burada bir kemosentez olayı gerçekleşir. Burada arkadaşlar kimyasal enerji ortaya çıkar. Kimyasal enerji. Daha sonra bu kimyasal enerji karbondioksit artı yine su molekülü, hidrojen sülfür molekülü ve H2 molekülünden herhangi biri kullanılır. Ve arkadaşlar CH2O, yani bizim besin molekülümüz üretilir. Artı bir de yan ürün üretilir. Yan üründe yine oksijen olabilir, kükürt gazı olabilir veya hiçbir şey olmayabilir. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Kemosentez olayı diyoruz. Buradaki kimyasal enerjiyi ne yaptık? Burada kullandık ve kemosentez olayı gerçekleşmiş oldu. Arkadaşlar bu şekilde de kemosentez olayından bahsettik. Şimdi gelelim. Ben bir de heterotrof beslenmeden burada bahsetmeyeceğim. Heterotrofu çünkü ayrıca açacağım ben size. O yüzden burada direkt hem ototrof hem de heterotrof beslenmeden bahsedelim. Bir sonraki sayfada da heterotrof beslenmeye geçelim. Heterotrof beslenmenin isterseniz şöyle bir tablosunu yapayım buraya arkadaşlar. Ama açıklamalı olarak bir sonraki sayfada anlatacağım. Şöyle heterotrof beslenmeyi biz
Üçe ayıracağız arkadaşlar. Bir holozoik canlılar vardır. Holozoik canlılar. Bunlar katı beslenen canlılardır ve biz bunları herbivor, herbivor, karnivor ve omnivor olarak üçe ayırıyoruz. Omnivor. Bitkiyle beslenen yani otçul, etle beslenen etçil ve karışık beslenen omnivor yani hepçil canlılardır. Sonra bir de ortak yaşayanlar vardır arkadaşlar. Ortak yaşayanlar. Biz bunlara da simbiyotik yaşam diyoruz. Simbiyoz diyoruz. Simbiyozu da yine detaylı olarak anlatacağım size. Bir de son olarak saprofitler vardır. Saprofitler yani çürükçüller. Çürükçüller. Bunları da yine detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi hem ototrof hem de heterotrof canlılardan bahsedelim. Daha sonra heterotrof beslenmeye geçelim. Arkadaşlar hem ototrof hem de heterotrof olarak beslenen canlılarımız belirli bir zaman aralığında işte fotosentez yapıp kendi besin üretebilirken belirli bir zaman aralığında da dışarıdan hazır alıyor. Mesela örnek verelim Öglena. Arkadaşlar Öglena işte tatlı sularda yaşayan tek hücreli bir canlı. Şimdi bu Öglena normalde gündüzleri ışık varlığında ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Kloroplasta sahiptir, fotosentez yapıyor. Ama ürettiği ürünleri hani zaten küçücük bir yapıya sahip, tek bir hücreden oluşuyor ve ürettiği ürünleri kısmen depo edebiliyor. Tamamen depo edemiyor. Zaten yeri dar çünkü yeri küçük. Ne yapıyor arkadaşlar? Gündüzleri fotosentez yapıp kendi besinini kendisi üretirken geceleri dışarıdan heterotrof olarak besleniyor. Öglena buna örnektir. O zaman şöyle direkt örneklerini yazalım. Öglena diyelim. Bir de böcekçil bitkiler buna örnektir. Böcekçil bitkiler. Bunu neden diyoruz? Çünkü arkadaşlar böcekçil bitki azotça fakir toprakta yaşar. Azotça fakir toprakta yaşar. Şimdi bunun azot ihtiyacını karşılaması lazım. Çünkü azot zaten karbon, hidrojen, oksijen gibi gerekli bir elementtir. Çünkü bu işte proteinin yapısına, vitaminin yapısına katılıyor. Dolayısıyla bu azota ihtiyacı var. Azotu ne yapıyor arkadaşlar? Sindirdiği böceklerden sağlıyor. Azotu sindirdiği böceklerden sağlar. Böceklerden sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu böcek sindirdiği için heterotrof beslenme oluyor mu? Oluyor. İşte biz buradaki olay nedir? Heterotrof beslenmedir. Peki ototrof beslenme ne? Buradaki azotu kullanarak da fotosentez yapabiliyor arkadaşlar. Azotu kullanarak fotosentez yapar. Fotosentez yapar. Burası da nedir? Ototrof beslenmedir. Ototrof beslenme. Dolayısıyla ne oldu bakın? Böcekçi bitkimiz hem ototrof hem de heterotrof olarak beslenen bir canlı oldu. Böylece biz iki tane başlığımızı bitirdik. Şimdi gelelim heterotrof beslenmeyi biraz daha açalım. İşte simbiyotik ilişkilerden falan da bahsedelim arkadaşlar. Şöyle heterotrof beslenme diye büyük bir başlık atalım. Heterotrof beslenme. Arkadaşlar heterotrof beslenmeyi dediğim gibi 3'e ayırmıştık. Ne dedik? Holozoik yaşayanlar, ortak yaşayanlar yani birlikte yaşayanlar, bir de saprofitler demiştik. Şimdi biz ilk önce holozoik yaşamdan bahsedelim. Yani holozoik canlılar. Holozoik canlılar. Bunlar nedir? Katı beslenen canlılardır. Holozoik canlılar demek, holozoik beslenme demek katı beslenme demektir. Katı beslenirler. Katı beslenirler. Arkadaşlar bunları biz 3'e ayırmıştık. Herbivor, karnivor ve omnivor olarak 3'e ayırmıştık. Neydi bunlar? Herbivor otçul canlılardır. Karnivor etçil canlılardır. Omnivor ise tamamını kullanan yani hem etçil hem de otçul beslenen canlılardır. O zaman şöyle diyelim. Beslenme çeşitlerine göre ya da besin çeşitlerine göre diyelim. 3'e ayrılır. 3 ayrılır. 1. Herbivor. Herbivor. Yani otçul canlılar. Otçul canlılar. Bunlar için sadece şunu diyeceğiz. Sadece otla beslenirler. Sadece otla beslenirler. Ve arkadaşlar bunların bağırsakları uzundur. Bağırsakları çok uzundur.
Neden? Neden uzundur? Çünkü hayvanlarda selülozu sindiren enzim bulunmaz. Arkadaşlar, selülozu sindiren enzim, yani genel olarak hayvanlar demeyelim de omurgalılarda diyelim. Omurgalılarda, hatta memeliler desek daha doğru olur. Selülozu sindiren enzim bulunmaz. Bu enzim bulunmadığı için bunlar da neyle besleniyor? Otla besleniyor. Başka beslenebileceği bir şey yok. Otta da ne var? Tamam, nişasta var. Ama arkadaşlar, en fazla selüloz var. Dolayısıyla bu selülozun sindirilmesi lazım. Bağırsakları uzundur ve bu bağırsaklara yerleşmiş olan selüloz sindirici bakteriler bulunur. Bu bakteriler yedikleri selülozu, işte otu sindirerek selülozdan maksimum derecede yararlanmayı sağlarlar arkadaşlar. Bu yüzden de bağırsakları çok uzundur. Selülozu sindiren enzim yoktur diyelim. Selülozu sindiren enzim yoktur. Evet, bunlar bizim herbivor canlılarımız. Bir de gelelim ikincisine, karnivor. Karnivor canlılar. Bunlar da etçil canlılardır. Bunlar sadece etle beslenirler arkadaşlar. Etçil canlılar sadece etle beslenirler. Etle beslenir. Köpek dişleri çok iyi gelişmiştir. Köpek ve kesici dişler çok iyi gelişmiştir. Çok iyi gelişmiş. Şimdi o eti koparması için mecburen bu dişlerin de gelişmesi gerekiyor. Hatta böyle aslana falan bakarsanız o dişler baya bir sivri falandır. Neden? Çünkü eti rahatlıkla koparabilmesi için. Gelelim son olarak üçüncüsüne. Omnivor. Omnivor, yani hepçil canlılar. Hepçil canlılar. Bunlar ayırt etmiyor. Diyor ki ben diyor yeter ki karnım doysun. Ben otla da beslenirim, etle de beslenirim diyor arkadaşlar. Bunlar aslında biraz daha yaşama toleransı geniş olan canlılardır. Omnivor canlılar. Hem etle hem de otla beslenirler. Hem et hem otla beslenir. Mesela bunlara en iyi örnek insanlar değil mi? Bizler hem etle besleniyoruz hem otla besleniyoruz. Mesela maymun, mesela fare arkadaşlar. Bunlar nedir? Hem et hem de otla beslenen canlılardır. Evet, bu şekilde holozoik canlıları bitirmiş olduk. Şimdi bir de şey anlatayım ben size. Saprofitlerden bahsedeyim arkadaşlar. Simbiyotik yaşamı da en son anlatalım. Saprofit canlılar çürükçül canlılardır ve sadece besinlerin atıklarını ayrıştırır. Yani bizim toprağa bıraktığımız, doğaya bıraktığımız atıkları saprofit canlılar ayrıştırırlar arkadaşlar. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Saprofit canlıları da şuraya şöyle kısaca yazalım. Saprofit canlılar. Ne dedik? Madde döngüsünde önemlidir. Önemlidir. Atıkları ayrıştırarak toprağa kazandırır. Toprağa kazandırır. Yani bunlar bizim bir nevi nedir? Çöpçümüzdür. Bakteriler, bazı bakteriler ve mantarlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Bizim saprofit canlılarımızdır. Bizim doğadaki atıklarımızı parçalar. Evet, hadi gelelim şimdi bizim için daha önemli olan, daha böyle bir detaylı çalışmamız gereken kısma. Yani simbiyotik beslenmeye, simbiyoz beslenmeye. Arkadaşlar, şöyle ayırıyorum. Simbiyotik yaşam diyelim. Simbiyotik yaşam. Simbiyoz ne demek? Simbiyoz birlikte yaşamak demektir. Dolayısıyla bu canlılar birlikte yaşıyorlar. Peki arkadaşlar, simbiyotik yaşamda ne tür ilişkiler var? Şimdi biz simbiyotik ilişkileri bir yararlı birliktelikler diyeceğiz, bir de zararlı birliktelikler diyeceğiz ve ikiye ayıracağız. Şöyle şuraya yararlı diyelim, yararlı birliktelikler. Şuraya da zararlı birliktelikler diyelim. Arkadaşlar, yararlı birliktelikler 3 tanedir. Mutualizm, protokooperasyon yani gevşek mutualizm, bir de komensalizm vardır. Şöyle yazalım. Mutualizm. Protokooperasyon, kooperasyon, bir de komensalizm. Komensalizm. Bunlar bizim yararlı birlikteliklerimiz. Hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağım. Zararlı birliktelikler ise arkadaşlar parazitizm.
Parazitizm. Şimdi bakın, mutualizmde her iki taraf birbirinden fayda görür. Protokooperasyon da aynı şekilde her iki taraf birbirinden fayda görür. Komensalizmde bir taraf fayda görürken diğer taraf etkilenmez. Ama parazitizmde bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görür arkadaşlar. Bu yüzden de zaten zararlı birliktelikler diyoruz. Şimdi parazitizmi de kendi içerisinde ayıracağız. Parazit hayvanlar ve parazit bitkiler olarak. Parazit hayvanlar. Şuraya da parazit bitkiler. Parazit bitkiler. Arkadaşlar, parazit hayvanlar iç parazitler ve dış parazitler olarak ayrılır. İç parazit, dış parazit. Bitkiler ise yarı parazit ve tam parazit olarak ayrılır. Yarı parazit, tam parazit. Şimdi burada mutualizmden başlayalım ve örneklerini verelim. Ben sadece örnek vermek için aslında yazacağım arkadaşlar. Çünkü zaten mutualizm her iki tarafında birbirinden fayda gördüğü birliktelik olduğunu biliyoruz. Şöyle mutualizm yazalım şuraya. Bir diyelim. Mutualizm. Arkadaşlar, mutualizm her iki tarafında birbirinden fayda gördüğü bir birlikteliktir. Her iki tarafta da ne var? Artı var. Şimdi öncelikle örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar, bunlar nedir? Mesela örnek olarak liken birlikleri. Liken birliği. Liken birliği mantar ve algin birleşmesiyle oluşur. Mantar ve alg. Nedir bunlar? Ne yapar? Ne işe yararlar? Arkadaşlar, mantarlar hifleriyle alge işte topraktan su ve mineral verir. Alg ise fotosentez yaparak mantarın beslenmesini sağlar. Dolayısıyla birlikte bir karşılıklı yarar ilişkisi vardır. Daha sonra mikoriza birliği. Mikoriza birliği. Bu da arkadaşlar yine mantarla bitki arasındaki durumdur. Bitki. Bu da aynı mantarla alg gibi birbirlerine karşılıklı besin veriyorlar arkadaşlar. Sonra rizobium bakterileri. Baklagillerin kökünde yaşayan rizobium bakterileri. Şimdi bakteriler baklagiller için toprağa azot bağlar. Baklagiller de arkadaşlar bakterinin besin ihtiyacını karşılar. Yine ne oldu? Karşılıklı bir yarar ilişkisi oldu. Sonra işte otçuların bağırsağında yaşayan selüloz sindirici bakteriler. Yine bakteriler selülozu sindirerek işte otçul memeliye yardımcı oluyor. Otçul da ne yapıyor arkadaşlar? Yine onun hem ortam, besin ortamı hem de korunma ortamı sağlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla ikisinde de bir karşılıklı yarar ilişkisi vardır. Geliyorum şimdi 2 diyorum şuraya. Gevşek mutualizm, yani protokooperasyon. Protokooperasyon. Bunda da yine karşılıklı bir yarar ilişkisi vardır ama bu gevşek mutualizmdir. Gevşek mutualizm. Arkadaşlar, mutualizmde iki canlı birbirinden ayrılırsa mutlaka ölürler veya işte zarar görürler. Ama gevşek mutualizmde öyle bir durum söz konusu değil. Canlar isterse bir araya gelir, canlar istemezse bir araya gelmezler. Yani gelmelerinde herhangi bir zorunluluk yoktur. Mesela mutualizm için bir grafik çizecek olursak, mesela birlikteyken arkadaşlar, birlikte diyelim şuraya, birlikteyken her ikisi de artış gösterir. Ama birbirlerinden ayrıyken her ikisinin de arkadaşlar sayısı azalır. Dolayısıyla mutlaka birlikte yaşamak zorundadırlar. Ama protokooperasyonda, yani gevşek mutualizmde böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar şöyle, birlikteyken sayıları her ikisi birlikteyken de artar. Şöyle birlikte diyelim. Sayıları bu şekilde artış gösterir. Ama ayrıyken de birbirlerinden zarar görmezler arkadaşlar. Ayrıyken de sayıları sabit olarak devam eder. Yani herhangi bir azalma, zarar görme olayı yoktur. Mesela gevşek mutualizme örnek verelim. Köpek balığı ile Echeneis cinsi balık. Bu ne yapıyor? Bunlar nasıl bir araya geliyorlar? Arkadaşlar, bunlar şöyle.
Köpek balığının işte etrafında bu Echinus cinsi balık dolaşıyor. Bu balık işte köpek balığının atıklarından besleniyor. Köpek balığının herhangi bir zararı var mı? Yok. Pardon, ben bunu yanlış yazdım. Özür dilerim. Şöyle köpek balığı Echinus cinsi. Ben komensalizm örneğini yazdım yanlışlıkla. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Deniz gülüyle yengeç. Yanlış yazdım, özür dilerim. Deniz gülüyle yengeç. Bir araya gelseler de olur, gelmeseler de olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Mesela timsahla kürdan kuşu. Mesela bunu örnek olarak verelim. Timsahla kürdan kuşu. Şimdi timsahın dişlerinin arasında kalan kalıntılar vardır. Bu kalıntılarla kürdan kuşu beslenir. Şimdi gelir hem timsahın dişlerinin arasını temizler, timsah için bir fayda sağlar, hem de kendisi beslenmiş olur arkadaşlar. Kendisi de bir fayda sağlar. İkisi de fayda gördü mü? Gördü. Ama ayrıldıklarında, yani kürdan kuşu gelip timsahın dişlerinin arasını temizlemediği zaman timsah herhangi bir zarar görür mü? Görmez. Kürdan kuşu görür mü? Hayır, gider başka bir şeyle beslenir. Dolayısıyla ayrıldıklarında da zarar görmeyen bir canlı grubu varsa, o zaman o nedir? Protokooperasyon, yani gevşek mutualizm örneğidir. Şimdi gelelim 3 diyelim arkadaşlar, komensalizm. 3 komensalizm. Arkadaşlar komensalizmde de bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan etkilenmez. Evet, şöyle görüntümüzün denetliliğini ayarlayalım. Evet, şimdi komensalizme örnek verelim. Arkadaşlar komensalizmde mesela köpek balığı ile ekeneis balığı, ekeneis cinsi balık, bu nedir? Komensalizm örneğidir. Köpek balığı, az önce yanlışlıkla bunu yazdım. Ekeneis cinsi balık. Peki bunların arasındaki ilişki nasıl? Arkadaşlar köpek balığı etrafında Echinus cinsi balık dolanır ve köpek balığının atıklarıyla beslenir. Köpek balığına herhangi bir zararı ya da faydası var mı? Yok. Dolayısıyla köpek balığı bundan etkilenmiyor. Ama Echinus cinsi balık ne yapıyor? Kendini doyurmuş oluyor. Karnını doyurmuş oluyor. Dolayısıyla ikisi arasındaki birliktelik de nedir? Komensalizm örneğidir. Daha sonra gelelim deniz lalesi ile anemon balığı. Mesela midye ile bryozoa dediğimiz canlı. Yine deniz hıyarı ile arkadaşlar küçük balıklar. Bunlar nedir? Bizim komensalizm örneklerimizdir. Şöyle yazalım. Deniz hıyarı, küçük balıklar. Küçük balıklar. Daha sonra bir diğer örneğimiz. Deniz lalesi ile anemon balığı. Anemon balığı. Sonra arkadaşlar midye ile bryozoa. Midye. Bryozoa. Bu da nedir? Şöyle alg grubudur arkadaşlar, bryozoa. Sonra leylek yuvalarına yuva yapan kuşlar. Leyleğin bundan herhangi bir zararı var mı? Yok, leylek zaten orayı terk etmiş, ama yuva yapan kuşlar ne yapıyorlar? Barınma ihtiyacını karşılıyorlar. Dolayısıyla fayda görüyorlar. Leylek yuvasına yuva yapan kuşlar. Bunlar nedir? Komensalizm örneğimizdir. Evet. Böylece biz yararlı birliktelikleri bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz arkadaşlar zararlı birlikteliklere. Şöyle 4 diyorum. Bu da parazitizm olacak. Şimdi parazitizmi hayvanlar ve bitkiler için ayrı ayrı anlatacağız. Şöyle 4 diyorum. Parazitizm. Bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görecek. En sıkıntılı birliktelik diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bir taraf kesinlikle zarar görüyor. Yani parazitizm durumuna geldiğimizde şöyle bir grafik çizecek olursak arkadaşlar ne olacak? Bir taraf fayda görüyor, sayısını artırıyor. Diğer taraf ne oluyor? Zarar görüyor. Mesela komensalizmle ilgili bir grafik çizecek olursak, komensalizmde bir taraf fayda görüyor, sayısını artırıyor. Diğer taraf sabit kalıyor, etkilenmiyor. Böyle bir grafikte çizebiliriz komensalizm için. Şimdi parazitliği biz hayvanlar ve bitkiler için ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Şöyle ilk önce hayvan parazitlerinden bahsedelim. Hayvansal parazitlerden. O yüzden şöyle bir yan başlık yazıyorum. Parazitler diyelim. Hayvansal parazitler.
Hayvansal parazitler iç ve dış parazitler olarak ikiye ayrılır. İlk önce iç parazitlerden, daha sonra da dış parazitlerden bahsedelim. Arkadaşlar, iç parazitler, hatta şöyle karşılaştırarak yazsam daha güzel olur. Şöyle iç parazit, dış parazit diyelim. Şimdi bakın, iç parazitler canlının adı üstünde içinde yaşayan parazitlerdir ve bunlar arkadaşlar sindirim sistemleri gelişmemiştir. Bakın, sindirim sistemi gelişmemiş. Ama dış parazitlerin sindirim sistemi gelişmiştir. Sindirim sistemi kısmen diyelim, hatta kısmen gelişmiş. İç parazitte, şimdi içeride yaşıyor, duyu organları körelmiştir. Duyu organları körelmiş. Dış parazitte böyle bir durum yok arkadaşlar. Duyu organları körelmemiş diyelim buna da. Körelmemiştir. İç parazitler monomerle beslenir arkadaşlar. Direkt hazır monomer alırlar. Monomer besin alır. Dış parazitler ise kanın içerisindeki besinleri alır. Kan ile beslenir. Kan ile beslenir diyelim. Yani kanın içindeki besinlerle besleniyor diyebiliriz dış parazitler için. Mesela iç parazitlerde yine sindirim enzimi yoktur. Sindirim enzimi yok. Ama dış parazitlerde vardır arkadaşlar. Sonuçta o kan alıyor. Kandaki besinleri sindirmesi lazım. Sindirim enzimi vardır. Evet, iç parazitler için örnek verelim. Mesela plazmodyum. Plazmodyum. Plazmodyum neydi? Yassı solucan. Sonra karaciğer kelebeği. Tenya. Karaciğer kelebeği. Biraz sıkışık oldu ama. Karaciğer kelebeği. Bunlar nedir arkadaşlar? İç parazitlerdir. Dış parazitlere baktığımız zaman bunlar da arkadaşlar. Mesela kene, sülük. Yazayım onları da. Kene, sülük, pire, bit. Bunlar da nedir? İşte uyuz böceği. Uyuz böceği. Bunlar da bizim dış parazitlerimizdir. Evet, böylece iç parazit ve dış parazit olarak hayvansal parazitleri anlatmış olduk. Şimdi gelelim bitkisel parazitlere ve böylece videomuzu bitirelim. Sonraki videoda soru çözümüne geçeceğiz. Şöyle bitkisel parazitler diyelim. Bitkisel parazitler. Arkadaşlar, bitkisel parazitleri de tam parazit ve yarı parazit olarak ikiye ayırıyoruz. Şöyle yarı parazit. Şuraya da tam parazit yazalım. Tam parazit. Şimdi yarı parazitler fotosentez yapar. Fotosentez yapar arkadaşlar ama tam parazit fotosentez yapamaz. Fotosentez yapamaz. Peki ikisini birbirinden ayıran sadece bu mu? Hayır. Arkadaşlar, yarı parazitlerin kökleri gelişmemiş. Kök gelişmediği için bunlar topraktan su ve mineral alamıyorlar. Dolayısıyla üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularına, yani kısilemine emeçlerini gönderiyor. Emeç dediğimiz kök benzeri yapılardır. Emeçlerini gönderiyorlar. Oradaki işte kök benzeri yapılarla kısilem borularında su ve mineralleri alıyorlar. Fotosentezlerini kendileri yapıyorlar. Bu yüzden bunlara biz yarı parazit diyoruz. O yüzden şöyle yazalım. Üzerinde yaşadığı bitkinin kısilem borularına emeçlerini göndererek su ve mineral alır. Mineral alır. Bu yüzden de bunlara zaten yarı parazit diyoruz. Çünkü fotosentezini kendisi yapıyor. Yarı parazitlere mesela örnek olarak şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Yarı parazit örneği. Unuttum, bir dakika. Şu an aklım takıldı. Mesela ökse otu arkadaşlar. Ökse otu. Bu yine yarı parazit bir canlımız. Peki tam parazitler ne yapıyor? Tam parazitler fotosentez yapamıyor. Dolayısıyla bitkinin, üzerinde yaşadığı bitkinin hem kısilem borularına hem de flem borularına emeçlerini gönderiyor. Kısilemden su ve mineral alıyor, su ihtiyacını karşılıyor. Flemden de organik besin alıyor. Dolayısıyla bu daha çok zararlıdır tabii ki. Üzerinde yaşadığı
bitkinin kısilem ve flöem borularına emeçlerini göndererek su, mineral ve besin alır. Bu daha çok zarar veriyor. Bunu örnek olarak cin saçı. Arkadaşlar cin saçını mutlaka görmüşsünüzdür. Yani internetten de bakabilirsiniz. Böyle rengi böyle sarı, ince bir yapıya sahip ve bitkinin her tarafını sarıyor bu. O yüzden cin saçı olarak isimlendiriliyor. Daha sonra küsküt otu var arkadaşlar. Küsküt otu. Bunlar nedir? Tam parazit bitkilerdir. Oldukça zararlı olan bitkilerdir. Şimdi bakın. Biz neyi öğrendik aslında burada? Bir şey daha öğrenmiş olduk. Hani biz diyoruz ya bitkiler fotosentez yapar diye. Tüm bitkiler fotosentez yapmaz aslında. Neden? Tam parazit bitkiler hariç diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden buraya bir not olarak şunu yazalım ve videomuzu bitirelim. Not diyelim. Tüm bitkiler fotosentez yapmaz. Çünkü tam parazit bitkiler var. Tam parazit bitkiler fotosentez yapmadığı için tüm bitkiler fotosentez yapar ibaresi yanlış oluyor. Eğer size parantez içerisinde işte tam parazit bitkiler hariç diyorsa tamam doğru olarak kabul edeceğiz. Ama bunun aksini belirtmediği sürece tüm bitkiler fotosentez yapar ibaresi yanlış olacak. Evet böylece konu anlatımını bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videoda soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.